akşamlar da. Evet. Sayın Bekir hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Sağ olun. Nasılsınız? 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 Selam vermek istedim size. Teşekkür ederim. İyi yaptık. Erdoğan'ın da çok selamları var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı olsun abi. Yeni açtınız. Hoş geldiniz. Evet abi. Allah razı olsun. Selam vermek istedim size. Cumhurbaşkanımıza çok selamlar var. Tamam. Emir Başkanımıza, Mustafa Günler Başkanımıza dua ve desteklerimizi bekliyorum. Cumhurbaşkanımıza size yönelik selam vermek istedim size. Cumhurbaşkanımıza da selamlar var. Emir Başkanımıza, Mustafa Günler Başkanımıza desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Nasılsınız, iyi misiniz abi? Selam vermek istedim size. Allah hayırlı şanslar versin. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ın kulu tersin. Selam vermek istedim size. Cumhurbaşkanımıza da çok selamlar var. Bizimle layık olanlar inşallah. Layıksınız zaten. Allah razı olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle 5-6 yıldır kendi iş dinamiklerimizden kaynaklanmayan sorunlarla karşı karşıyayız. Bir örnek vermek istiyorum sadece. Gezi kalkışmasında aslında bir park düzenlemesi esnasında hiç beklenmedik olaylar çıktı. Düğmeye bir yerden basılmıştı. Bakın bu Türkiye'ye bedeli 160 milyar TL. 160 milyar TL'ye bugün açılışını yaptığımız panayır köprülü kavşağından 10 bin tane yapıyorsunuz. 10 bin tane panayır köprülü kavşağı yapıyorsunuz. Oradaki kaybımızı anlatmak için. İşte geçtiğimiz günlerde açtığımız Bursa Kestel Devlet Hastanesi'nden 5 bin tane yapıyorsunuz. Oradaki 3 aylık kaybımızdan. Enflasyonu %5'in altına indirdiğimiz bir süreçte beklenmedik ve iş dinamiklerimizden kaynaklanmayan böyle bir olay. Arkasından 6-7 Ekim olayları, çukur eylemleri, arkasından 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve en son Ağustos ayında evet Londra'dan düğmeye basıldı bir gece, 13 Ağustos gecesi 2.9 olan dolar 7.4'e çıktı. Sabaha kadar 10'a ve 15'e çıkartıp Türkiye ekonomisini ve bu aziz milleti diz çökertmek istediler. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu aziz millet yine ferasetiyle çok açık ve net tavır aldı ve bu anlamda kendi iş dinamiklerimizden kaynaklanmayan bu ekonomik ve finansal terör saldırısını da açtık. 31 Mart seçimini bu anlamda çok önemli bir seçim olarak görüyorum. Yani 4,5 yıl seçim olmayan bir dönemde Türkiye'nin o hedefleri, yani 25 bin dolar kişi başı milli gelir hedefi, 500 milyar dolar ihracat hedefi ve bu anlamda tabii Bursa'nın da 2023 hedefleri olarak sembolize ettiğimiz bu aziz milletin hedeflerine çok önemli bir katkısı olacak. Bunun çabası içerisindeyiz. Bu noktada Bursa'da evet genç ama tecrübeli bir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakımızın belediye başkan adayı Sayın Ali Nur Aktaş da bu seçim çalışmalarını yapıyoruz. Ve 17 ilçemizde Cumhur İttifakımızın adaylarıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu an bulunduğumuz Demirtaş mahallemizde, Demirtaş merkezimizde Osman Gazi Belediye'mizin yönettiği bir mahalle. Az önce söylediğim gibi 10 yıl içinde 4 kat büyümüş olan bu mahallede gerçekten Osman Gazi Belediye'mizin ve Büyükşehir Belediye'mizin çok önemli hizmetleri var. Evet, bu anlamda Ankara ayağında biz iktidar partisi olarak Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediye'mizin koordinasyonu, eşgüdümü son derece önemli. Bu noktada ben Bursalıların, çok aziz hemşerilerimin ferasetlerine güveniyorum. İstikrardan yana ve Bursa'nın ve Türkiye'nin hedeflerinden yana bir seçim sonucu çıkacağına yürekten inanıyorum. Aziz milletimiz o 50 gramlık oy pusulasıyla Türkiye'nin çok kritik virajlarında çok önemli ferasetiyle bu anlamda milletimize, memleketimize yön verdi, devletimize yön verdi. Bu aziz milletten aldığımız ilhamla bugüne kadar yaptığımız her şeyi yaptık. Bundan sonra da aziz milletimizin bize vermiş olduğu destek ve gösterdiği hedefler doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz.